Herkese merhabalar sevgili dostlar. 22 Kasım Çarşamba İstanbul Yarış Programı tahmin gösterisiyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Ee, Şanlıurfa tahminleri de kanalımızda mevcuttur. Onu da seyredebilirsiniz yine arkadaşlar belirtmiş olayım. 8 koşulu program var Şanlıurfa'da. 4'lü, 3'lü ayakları tek. Ee, daha sonrasında 6'lı Ganyanda bir banko, bir alternatif tek şeklinde bir oyun verdik. Bir ayakta 5 at yazmak durumunda kaldık. Bir ayakta da e, yine 4 ile 6 at civarında tutmamız gerekiyor gibi gözüktü. E, orada onun haricindeki ayaklarda ya 3 atla geçtik ya 4 atla geçtik. Yani... Uygun sayılabilecek bir oyun var orada çünkü alternatif tekli olduğu için bütçenize göre ayarlayabilirsiniz. Evet İstanbul'a geçeceğim şimdi kanalımıza abone değilsek abone olmayı videoyu beğenmeyi veya katılıyorsa olmayın yine arkadaşlar unutmayalım. Ee, meydan dişi bir yarışta başlıyoruz saat 2'de koşulacak 3 yaşlı Arap atlarını 1500 metrede sentetik pistte izleyeceğiz arkadaşlar 11 safkanın mücadelesi olacak bu yarış. Şimdi bu koşu için biz iddialı gördüğümüz bir safganla başlayacağız. Mehmet Kaya ile birlikte ille de sen 6 numara. Son iki yarışta bir ikincilik bir dördüncülük alan safkan Bu yarışa bilhassa galip gelme ihtimali yüksek gördüğümüz bir isim olarak ön planda tutuyoruz. 6 numara ille de sen. Berkant Gökçe ile 9 numara Nida Hatun tabii ki ikincilik için bizim burada ciddi adayımız olacaktır. Ama aynı zamanda galibiyet şansı da yüksek gözüküyor. O yüzden burada bu ismi de değerlendirmeye aldık. Son çim yarışında iyi gözüken ve bir önceki çim yarışında da ikincilik elde eden bir sunur. 2 numaralı Safkan'ı ve son yarışı sentetikte kötü gelse de sentetikte ve çimde iyi yarışlar koşan Akıl Sözen'le 11 numaralı Suzy İmren'i de kuponlara ilave etmeyi düşündük. Sıralama olarak 6-9-2-11 4 atlı bir oyun önerisiyle sizlerin karşısındayız arkadaşlar. İlk ayakta 6-9-2-11 şeklinde oyun tercihimizi yapıyoruz. İkinci koşu 2.5'ta iki şart 3 dişli 4 yaşlı Araplar 1400 sentetik pist yarışı 12 safkan iki farklı ekürü var. Yani 10 at koşuyormuş gibi yorumlayabiliriz burayı 6'lı Ganyan açısından. Ve da tabi işte bir numara akşam Meltem'i bu koşuda arkadaşlar net favorimizdir. 12 gün evvel 3. ülkeye eden Safkan Çin pistte. Burada da bu mesafede yine iyi gideceğini düşünüyoruz. 60 kiloda olması tabii ki olumsuz etkileyebilir. Ama yine de e, biz burada galibiyete çok yakın gördüğümüzü belirtmek istiyorum bu Safkan'ı. Kalan isimlerde şöyle bir genel değerlendirme yaptığımızda yani çıkarsa büyük bir sürpriz olur diyorum diğer safkanlar için. O yüzden ben burada bir numara Akşam Meltem isimli safkanı sizlere tek olarak vereceğim. Vedat Abiş ile birlikte bir numara Akşam Meltem'i tek Sürpriz bir sıralı ikili isteyen varsa burada yani bence denenirse kalesi 12 numara Nevzat Avcı ile birlikte denenebilir. Reşide ile ekürü startlıyor. Onda da hışman çizik olacak gerçi. Yani bu Ekür'ün iki safkanın da burada sürpriz yapabilme ihtimali var gibi gözüküyor. Ama bilhassa çimde üçüncülüğü olması sebebiyle kalesiyi ben burada e, sıralı ikilde sürpriz için ideal görüyorum. Onun haricinde tabii Hakan Yıldız'la birlikte Mehir ablayı da e, sıralı ikilde deneyebilirsiniz. Bir arkasına bağlayabilirsiniz. Bir numara akşam Meltem'i altılı oyunlarında tek. Üçüncü koşu 6 safkan start alacak. Kısa vade 6 2 yaşlı İngilizler 1500 sentetik pist yarışı arkadaşlar. 6 safkanın mücadelesinde bizim favori olarak değerlendirdiğimiz safkan 26 gün evvel kazandığı son yarışıyla da birlikte down runner 1 numara Nevzat Avcı ile start alacak olan Kurtelikürüs safkanı bizim de bu koşuda favorimizdir. Genel anlamda rakiplerini incelediğimizde ben Downrunner'ın bu yarışı da kazanacağını düşünüyorum. Verdiği ara itibariyle en uzun araya sahip koştuğu koşuyu vesaire değerlendirdiğimizde sadece 2 yarış galibiyeti elde eden ve sadece 5 yarış koşan bir safkan için 62 kendi da ulaşmasıyla dikkat çekiyor. 1 numara Downrunner ben de burada arkadaşlar tek olacak. 2 ayak üst üste tek vermemiz e, sebebiyle e, burada sizlere tabii ki çifte de tavsiye edeceğim arkadaşlar. 1 numara akşam Meltem'i e, şöyle söyleyelim. 2. çifte 1 numara akşam Meltem'i arkası 1 numara downlanır. 2. çifte 1 arkası 1 oynamanızı öneriyoruz arkadaşlar burada bilginize. E, peki de, deseniz ki ya bu 3. koşuda başka bir at gelemez mi? Şöyle... Ee, aslında gelebilir mesela Mr. Gino'nun e, bilhassa Mr. Gino'nun ve e, Havots'un 4 numaranın ve 3 numaranın galibiyet şansı var olarak gözüküyor kağıt üzerinde. Fakat yani Havots e, son yarışı 4 numaralı Safkan 14 gün evvel 3. Lük elde eden bir önceki yarışın 5. kalan bir Safkan. E, galibiyet alışkanlığı konusunda biraz sıkıntı çekiyor diyebiliriz. Bir de dış start tercih istemiş en dış alamamış. E Mr. Gino deseniz iki yarıştır evet galibiyet elde ediyor ama yani henüz daha 50 handikap puanında daha ileriye gidebilmiş değil. Ee, ve dış e, start tercihini evet almış ama onun hemen yanında 4 numaralı safkanın çıkıyor olması yani 3 ve 4 biraz burada birbirlerini sabote edebilir taktik açısından o yüzden 1 numara down bir de en içten çıkacak birinci kulvarda bu iki hattan uzakta çıkıyor ee, 1 numara biraz daha rahat koşacak gibi geliyor bana burada muhtemelen 3 ve 4'ün birbirlerini e, yıpratacağı için 1 numaranın daha da rahat kazanabileceğini düşünüyorum ee, 1 numara bu sebeple tek verdim arkadaşlar Dördüncü koşu 3.5'da şart 5. 3 yukarı İngilizler 1200 sentetik pist yarışı. Arkadaşlar 11 safkanın mücadelesini izleyeceğiz bu yarışta. Tercihimiz şu şekilde. Akın Sözen'de yine kurtarı kürüsünden devam ediyoruz. Burada Sword Master 7 numara diyeceğim. Daha sonra arkadaşlar burada 147 gün arasına rağmen Wolf Polat 9 numara Nevzat Avcı ile önereceğim. 19 gün evvel 3. olan Ahmet Çelik ile birlikte Big Prize 1 numarayı tavsiye edeceğim. Ondan sonra hışma çizikle Jack Sparrow 4 numara. Sürprizlerin atıdır biliyorsunuz ki Burada da yine bir sürpriz yapıp eski formuna dönebilir. O yüzden 38 günlükte bir arası varken bu fırsatı kaçmaz. Bu atı değerlendirelim. E, Mendip sahip olan Jack Sparrow 4 numarada burada kuponlarımızı ilave olsun diyorum. Bu şekilde burayı bitireceğim. Ya bir tek Always'daki herhalde e, dahil etmedim burada e, baktığımızda ama o vezdaki değer istiyorum diyen varsa tabii ki yazabilirsiniz. İki tane tek var en nihayetinde. İlk altılı için söylüyorum. İkinci altılı da tabii ilk ayak olması bile yine fazla düşünebilirsiniz burada. Big Price yine düşünenler için seçenek olacaktır muhtemelen. Gracias Senior'u belki yazmak isteyen olabilir. Ya Burayı biraz kalabalık tutmakta fayda var. Hem iki altılı bağlanıyor bu sebeple hem de İlk altılı için de önemli bir ayak. İlk altılıda iki tekimiz olduğu için arkadaşlar muhtemelen rahat edersiniz. Burada 7-8 tane ata kadar çıkabilirsiniz gibi gözüküyor. Ee, esas bütçemizi bir de buraya ayırdık. Yani Şanlıurfa'da da oynayacaksanız bile rahat edeceksiniz orada. Çünkü bir banko bir alternatif tek var. Yani orada da zaten rahatız. Burada da ilk altılıyı iki teke çıkardığımız için bu ayakta fazla at yazabileceğinizi düşünüyorum. 5. koşu saat 4'te 16 Andika 3 çıkar İngilizler. 1500 sentetik pist yarış olacak arkadaşlar. 13 safkan var. 2 sekürü start alıyor. 12 at var gibi yorumlayabiliriz 6'lı açısından. Adem Ceylan'da 1 numara Airfield. Bu koşudaki ilk tercihim. Akın Sözen'de 5 numara Uygun'un oğlu. E, Ficiciu, e, Ficiciu, 6 numara Özcan Yıldırım'la birlikte bir diğer tercihim. Vedat Abiş'le birlikte Gökdoğan. Bu koşudaki son tercihim olacak arkadaşlar. Benim tercihim bu yarışta tekrarlamak gerekirse 1-5-6-8 şeklinde 4 atlı bir oyundur. Evet bağlayan ayaklarda son ayağa geldik. 6. koşu meydan dişi 3 yaş taraplar. 1500 sentetik pist yarışı. Akın Sözen'de 1 numara Ak Kızım'la başlıyorum. Özcan Yıldırım'la 3 numara Alaşin'le devam ediyorum. Işman Çizik'le Bintelrik 4 numara diyeceğim. Devamında arkadaşlar Beda işte Defne Hatun 7 numara. Son olarak da arkadaşlar ekstradan ilave yapmak istediğiniz herhangi bir at varsa burada yazabilirsiniz kuponlara ilave olarak. 1-3-4-7 e, bizlerden size tavsiyedir arkadaşlar. Ekstra isteyen varsa bu koşuda serbestsiniz. E tabi altılının son ayağı ilk altılı için onun için burada belki doldurabilirsiniz yine e, iki tek olduğu için. 7. koşu saat 5'te koşulacak 15 handikap 3 yaşlı İngilizler 2000 metrede sentetik pistte çıkacaklar arkadaşlar. 8 safkanın mücadelesini izleyeceğiz. Ben burada biraz iddialı davranacağım. Ee, ama şöyle söyleyeyim zaten yarışın ben 3 at arasında geçmesini bekliyorum. Siz de eminim ki böyle olacağını öngörebiliyorsunuzdur. Kuvvetle muhtemel 1, 2 ve 3 numaralı safkanlardan birisi kazanacak gibi gözüküyor. Ya tabii burası bir handikap yarışı. Bunlar evet en yüksek handikaplar. Evet doğru. Kiloları da yüksek. Ama ya gerçekten şu anda bir uçurum var. Hani e, mesela iyi böyle baş şokey diyeceğimiz işte Vedat Abiş ve Nevzat Avcı'nın özellikle bindiği mesela Gonzalo ve Jacobo'ya baktığımızda bu atların yani mesela ya Jacobo yarış kazanmamış bir at. E Gonzalo'ya bakıyoruz yine zaten yani tam son 4 yarış evet tabela var ama ya gerçekten geçebilir mi? Hani hadi bir numarayı geçti ikiyi de mi geçecek? iki geçti üçü de mi geçecek diye bir duruma geliyoruz arkadaşlar. Ben burada o yüzden 1-2-3 arasında bir mücadele bekliyorum. Ve 1-2-3 arasında dediğim gibi biraz iddialı olacak ama ben bir numara Sound of Heart'ı tek olarak vereceğim size arkadaşlar. En düş da isteyip almış olan Safkan Sound of Heart bu yarışı kazanmasında neredeyse kesin gözüyle bakıyorum. Son 6 yarışında 2 e, kez galibiyet çıkardı. Hem kumda hem sentetikte kazandı. 17 gün evvel sentetikte 3. olan Safkan bu koşuda bir numara Sound of Heart. Kurtarı Safkan'ı benim tek önerim olacak sizlere. Sıralı ikili için ise bir arkası 2-3 e, bitmiş gibi bakabiliriz yani burada. Tabi sıralı ikili de sürpriz bir Gonzalo gelirse ikinciliğe e, daha iyi bir oyun verebilir. O yüzden belki tercihlerinizi bu şekilde yönlendirebilirsiniz ama ya sıralı ikili elzem değil zaten. Bir numara Sound of Heart esasen altılı da tek olarak veriyoruz öyle diyeyim. İkinci üçlünün başlangıç ayağı burada. ikinci üçlü oynayacaksanız da bir numarayla burada tekle başlamış oluyorsunuz. 8. koşuya gelelim. Şart 4. 4 yukarı Araplar 1500 sentetik pist yarışı. Arkadaşlar Mehmet Kaya ile birlikte Özgün Stone 5 numarayla başlayacağım. 35 gün evvel 9. elde eden Safkan bu yarışta kendisini tekrardan gösterecek. Tabi birazcık performans düşüşü yaşamış bir Safkan'da. Bu, sakatlık süreçleri vesaire bir şeyler. Yani bir takım ufak tefek problemlerle geçirdi etti. Şu anda ben burada toparlayacağını düşünüyorum. Bu yarış onun için bir çıkış yarışı olacak. 5 ee, numara Özgün Stone tekrardan sağlara net bir şekilde formunu yakalayarak dönecek gibi gözüküyor. Benim e, düşünceme göre bu yarış öyle bir yarış olacak. En dış çıkıyor bu yarışta Mehmet Kaya ile birlikte Özgün Stone 5 numara arkadaşlar favorimiz. Ahmet Çerik ile 2 numara İnebolu ile devam edeceğim. 19 gün evvel kazanan ve son bu yarış ile birlikte baktığımızda yani 5 yarış koştu bu sene. Bu yarış 6. koşusu olacak ve 5 yarışta 3 galibiyet elde etti. Burada da galibiyete yakın bir iddialı bir isim konumunda görüyoruz. Ahmet Çerik ile 2 numara İnebolu. Yu. Devam etmek gerekirse arkadaşlar burada diğer safkanlarda ve tabi işte 7 numara Akkula diyeceğim Akkula 12 gün evvel yine yarış gören bir safkan 9.luk elde etti. Burada da yine iyi gitmesini bekliyorum açıkçası ee, geçmiş performansı gibi gitmesini bekliyorum öyle söyleyeyim. Tabii 9 yaşında olması itibariyle diyebilirsiniz ki yani yaşlı bu at nasıl geri dönecek vesaire ama hiç belli olmuyor. Biliyorsunuz 10 yaşında yarış kazanan ne atlar var. Yani biliyorsunuz ki en son yakın dönemde işte mesela Gümbür Gümbür böyle isimlerden birisiydi. geçmişte mesela bizim safkanımız A Karaca 10 yaşında 3 tane açık yarış kazanmış bir attan bahsediyoruz. Ama yani o yüzden ben burada yaşa çok takılmayalım derim. 5 numara, 2 numara ve 7 numara öncelikli olmakla beraber diğer atları da ilave edebilirsiniz. 3 at daha fazlası size bıraktım diyorum. Zaten 10 tane safkan var. 9. ve sonuncu koşu saat 6'da Meydan Dişi 3 yaşlı araplar 1500 sentetik pist yarışı olacak. Batı Rüzgarı Ali Kaşmaz'la birlikte. Bitirim Prenses 4 numara Selim İpek'le birlikte. Ondan sonra Akıl Sözen'de 8 numara Doyran'la arkadaşlar ve burada arkadaşlar Nevzat Avcı'yla ile Çem İpek 10 numara. Son de arkadaşlar Angel of Mountains 2 numara Ali Yıldız'la birlikte yazmanızı tavsiye ediyorum. Ya bir hafta evvel ikinci olan Can Beyliği yazdırmadım. 19 gün evvel ikinci olan Derya Kızı 6 numarayı yazdırmadım. Hani gerçekten buna rağmen iyi bir oyun olduğunu düşünüyorum. Yani at baktığımızda belli bir sayıda at yazmış olduk. Ama e, yani burada tercihimiz yaparken arkadaşlar e, gerçekten yine birazcık fazla yazmamız gerekebileceğini unutmamak lazım. E, yani Batı Rüzgarı e, kesinlikle e, burada yine kuponlarda olmalı. bitirin Prenses sürpriz olarak değerlendiriyoruz. Yazılması gerektiği kanaatindeyim. Doyranlı dedik. E, Kız Çam ipek dedik. ha Bunların haricinde işte Asuman Hanım... 1 numaralı safkanın Angel of Mantis dedik bu arada 2 numara öncelikli olacak yine. Ondan sonra hani bir illa sıralamaya koyulacaksa 1 numara, sonra 6 e, numara, sonra 5 numara şeklinde bir sıralamaya da yine koyabilirim ama bu kadar at yazacağınızı zannetmiyorum. Ben sadece sıraya koydum kalan isimleri de. Verdiğim esas e, ilk 4-5 tane safkanı yazarsanız burada yeterli olur. Bu şekilde videoyu bitiriyorum. Diğer video yayınlıdır. Kanalımıza abone olup videoyu beğenerek Şanlıurfa tahminlerinde seyrederek bize destekle bulunabilirsiniz. Kanalımıza abone olalım diyorum arkadaşlar. Aynı zamanda katılıyorsa olarak da yine destek verebilirsiniz diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.